Erteleme zamanı olmasın. Bugünden yarına, yarından öbür güne, bu sene olmamız seneye olacak. Artık bu şeyleri ertelemeyelim kardeşler. Rab'be gerçekten sıkı tutunarak hizmet edelim. Amen. Gerçekten onun müjdecileri olarak Rab'be umudumuzu bağlayalım. Değil mi öyle? Artık ertelemeyelim kardeşler. Bu konuda bu uyarıyı size ilk önce yapmak istiyorum. Daha bazı şeyleri eperteliyoruz. Neden? Daha çok çalışmam lazım, daha çok para kazanmam lazım, daha çok ev yapmam, düğün yapmam lazım diye hep hizmeti erteliyoruz. Para kazanmak için, ev yapmak için, düğün yapmak için, kariyer yapmak için hep Rabbin hizmetini geri plana bırakıyoruz. Ama bu böyle olmamalıdır. Rabbin sözünü okuyoruz. İlk önce onun egemenliğinin doğruluğunun ardından giderseniz Rabb bize gereken her şeyi verecek ve sağlayacaktır. Doğru mu? Hani İsa Mesih Mata 6.33'te bunu bize ifade ediyor. İlk önce onun egemenliğinin doğruluğunun ardından gidelim. Hani biz artık kendi egemenliğimizi bir yana bırakalım. Kendi istediklerimizden vazgeçerek Rabbin isteğini aramaya başlamalıyız kardeşler. Ne zamana kadar hep erteleyeceğiz Rabbe hizmet etmeyi? Ne zamana dek erteleyeceğiz ailemizin kurtulmasını? Yani hep erteliyoruz. Aa, bugün bu sene olmadı ailem kurtulmadı ama seneye kurtulacak.'' gibi hep ertelemeler oluyor. Ne zamana dek erteleyeceğiz Rabbin yolunda ona sadık kişiler kalalım? Ne zamana dek erteleyeceğiz? Birçok değerlerden vazgeçelim. Hani artıkın sanki zamanı geldi artıkın ertemelere erteleme işlerine artık bir stop diyelim ve gerçek bir yola koyulalım. Kararlı bir şekilde artık hizmet edelim. Artık erteleme zamanı son bulsun kardeşler. Gerçekten bu yıl benim dileğim bu size ertelemeler artık son bulsun. Gerçekten kararlı kişiler olalım. Kararlı kişiler olalım ve kararlı bir şekilde adanmış bir şekilde bu yıl hizmet edelim. Ailemizi, akrabalarımızı, arkadaşlarımızı Rab'be getirelim. Amin. Onları Rab'be getirelim ve onlar da bu yıl kurtulsun. Esenlik onlara da gelsin. Esenlik onların müjdelerinde de olsun. Işık onların yüreğinde, Mesih onların kalbinde de parlasın. Bugünden, bu yıldan başlayarak kararlı bir şekilde yeni bir sayfa, gerçekten yeni bir başlangıç olmasını dilerim kardeşler. Gerçekten bak, gerçekten samimi olarak yeni bir sayfa açalım. Çünkü öyle bir zor günlerde yaşıyoruz ki ne olacağını bilmiyoruz. Ne olacağını bilmeyiz ama umutla Mesih'in ikinci gelişini bekliyoruz. İşte bizim hazırlanmamız gereken artık Mesih'in ikinci gelişi olmalıdır. Değil artık ne yapalım, nereye gidelim, nasıl hizmet. Ama Mesih'in gelişini bekleyen hazır gelinler olalım. Çünkü güveyi geliyor, damat geliyor. Ve biz bu yıl hazır olarak damadımızı bekleyelim her gün. Çünkü ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Ama biz Mesih'in Gelinler olarak her gün hazır olalım. Artık kendi planlarımızı, kendi istediklerimizi bir yana bırakalım ve Rabbin planlarını, Rabbin istediklerini arayalım. Amin. Amen. Ve bu yıl Mesih için yaşayalım. Var mısınız? Amen. Bu yıl Mesih için yaşayalım. Ve bu yıl artık kendi istediklerimizi değil, Mesih'in istediklerini yerine getirelim. Amin. Mesih'in istediklerini yerine getirelim. Kendi benliğimizden vazgeçerek Rabbe hizmet etmeyi ne yapalım? Seçelim. Amen. Bu yıl Rabbe hizmet etmeyi seçelim kardeşler. Ta başlangıçta size bir ayet okudum. Benim çok sevdiğim bir ayet. Yani 1. Korintoslar 16 13 14 2 ayet. Hani benim için çok önemli ayetler değil ki uyanık kalın. İmanda Dimdik durun, mert ve güçlü olun ve her şeyi sevgiyle yapın. Hani benim dileğim bu. Gerçekten bu sevdiğim ayetlerle sizi bereketlemek istiyorum bu yıl. Gerçekten imanda uyanık kalın. Dimdik durun, mert ve güçlü olun ve her şeyi sevgiyle yapın kardeşim. Her şeyi sevgiyle yapalım ve Mesih'te ilerleyelim. Ve bu yıl dileğim erdemli, ruhsal, sadık, gerçek Mesihçiler olalım. Amin. Dileğim bu bu yıl içerisinde Mesihle beraber bunlar bizde gerçekleşsin kardeşlerim. Sizin için dileğim şu ki artık zamanı geldi ışık gibi parlayalım. Artık ertelemeyelim lütfen. Bugünden yarına artık ertelemeyelim ama gerçekten ışık gibi parlayalım. Bugün şimdi bizim için mutlu ve bereketli bir gün ve bir yıl olsun. Amin.